Suriye'de ve Irak'ta yaşanan gelişmeleri de kapsamlı şekilde ele aldık. Ben kendisine özellikle Musul'da alıkonulan diplomatlarımız ve oradaki vatandaşlarımız konusunda gösterdiği dayanışma için teşekkür ettim NATO üyesi olarak. Ayrıca bildiğiniz gibi NATO Daimi Konseyi'ni bu çerçevede bir bilgilendirme toplantısına çağırdık ve bilgilendirdik. Bu konulardaki katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Akdeniz'den Karadeniz'e ve Baltıklara kadar uzanan çok geniş NATO'nun komşu coğrafyasında çok ciddi sınamalarla karşı karşıyayız. Bu çerçevede bundan sonra da NATO içindeki istişarelerimizin, işbirliğimizin artarak devam etmesi bir zarurettir. Özellikle önümüzdeki kritik aylarda, kritik dönemlerde NATO içindeki ortak anlayışın geliştirilmesi konusunda ciddi adımlar atılması gerektiği kanaatini taşıyoruz. NATO'nun bütün bu meydan okumalar karşısında çok etkin yeni bir stratejik vizyonla ve sadece bir güç olarak, askeri güç olarak değil, bu gücü destekleyen değerler itibariyle, demokratik değerler itibariyle de transatlantik dayanışmasının önümüzdeki dönemde istikrar kurucu bir konuma, öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu demokratik değerleri birlikte savunmamız ve çevre bölgelerde istikrarı ihdas etmemiz çok büyük önem taşıyor. Ancak Irak'tan çekilme sonrasında, orada bir NATO operasyonu yoktu ama çekilme sonrasında yaşanan bu gelişmeler de göz önüne alındığında siyasi istikrarın ve siyasi yapılanmanın askeri güvenlik kadar önemli olduğunu açıkça bize göstermiştir. O bakımdan Türkiye kendi ulusal güvenliğini de ilgilendiren bu çevre havzalarda NATO içindeki istişarelerin yoğunlaşması ve birlikte tutum alınması yönünde güçlü bir iradeye sahiptir. Yine Irak'ta gerçekleşmekte olan tehlikeli gelişmeleri de gerçekten büyük bir kaydıyla takip etmekteyiz. Türkiye'nin Musul'daki başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınıyorum şahsen ve burada alıkonulan gerek diplomatik gerekse güvenlik güçlerine ait personelin bir an önce serbest bırakılmaları çağrısında bulunmak istiyorum. Ümit ediyoruz ki tüm bu kişiler, rehineler serbest bırakılır ve kendilerine hiçbir zarar gelmeden bu serbest bırakma gerçekleşir. Ve Musul'da gerçekleştirilen bu suç eyleminin hiçbir meşru dayanağının olmayacağını da hatırlatmak istiyorum.